Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Üman katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kadıköy'den özel kareler diye paylaşayım. Aslında birçok şey var. <laughs> Fenerbahçe gruplar için ilk adımı attı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff müsabakasının ilk maçında Twente'yi sahasında 5-1 mağlup etti. Eminim birçok kişinin yanık kremi arayışı, geceleyin nöbetçi eczane arayışı sürmüştür. Burada kimseyi kötü niyetle e, itaaf ithaf etmek istemiyorum ama Fenerbahçe'nin başarısı birilerinin yanığı oluyor. Twente maça iyi başladı. Aslına bakarsanız kısa bir şey geçeyim arkadaşlar. 32. 1-0 geriye düştük. 32. dakikada Jadon Osterwolde. 60. dakikada Sebastian Szymanski. 62 ila 74. dakikalarda 62 ve 74. dakikalarda İrfan Can kahveci ve uzatma dakikalarında penaltıdan T Dusan Tadiç'in attığı golle maçı kazandık. rakibin golü 20. dakikada Ugalde'den gelmişti. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'ın rotasyon yaptığı maçın bitiminde maçı 5-1 kazanmış oldu. Biri zorunlu 4 değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Samsun maçına İtafen. Mert Hakan yanında Cengiz Ünder, Edin Ceko. Yedek oyundu. Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle kadroya almadı, Daha geçen oynuyordu. Mert Müldür, Şimanski, Kent, Şua'yı bu kadronun içerisinde <laughs> bir kadro çıkarttı. Ve birçok isim yer almadı. Oster Molde Stopper'de oynadı. Serdar Aziz. Bekao riske edilmedi. Rodrigo Bekao. Twente maçında riske edilmedi. İyi ki de edilmedi. Şimdi tam anlamıyla kendine geldi. Mert Müldür. Fenerbahçe forması ilk kez ilk 11 başladı. Performansı iyi miydi? Değildi. Ama arkadaşlar hani mecbursun bu şekilde oynamaya. Ryan Kent iki maç sonra ilk 11'de oynadı. Performansı iyi miydi? Bence kötünün iyisiydi. Hani çok iyi değildi, kötü de değildi. Altay Bayındır veda etti arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Altay maç öncesinde tribünlere ve stadyumdakilere veda etti. Dominik Livakovic geldi. Livakovic de maçın öncesinde sahaya çıktı. <laughs> sağ zemine çıkıp akreditasyon kartıyla sağ zemine çıkıp tribünleri sevdanmadı. Ve <laughs> var inceleme sonucu rakip kırmızı kart yedi. Fenerbahçe 2 dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Maçı kazandı. Hani maça dair söylenecek çok fazla söz var. Ben Şimanski'ye lafı veriyorum. Şimanski diyor ki tek isteğim skor katkısı. Twente maçının ardından Şimanski açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Diyor ki İyi bir maç çıkardık ancak ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Rakibin kırmızı kartından sonra daha sakin ve basit oynamaya başladık. E Gaziantep dua için Fenerbahçe kendilerine karşı böyle oynamadı. O Fenerbahçe böyle oynasaydı 5'i beş, falan geçerdi. Bana göre maçın anahtarı da bu oldu diyor sakin oynamak. Hem ilk yarı hem ikinci yarı iyi baskı yaptık takım olarak. Umarım ikinci maçta da skor katkısı yapmaya devam edebilirim. 6 maç 4 gol 4 asist. Konferans liginde çıktı. 4 maçta 3 gol, 3 asist yaptı. Süper Lig'de oynadı. 2 maçta bir gol, bir asist hanesine yazdırdı. Dusan Tadiç ders çıkardığımızı gösterdik. Arkadaşlar o topu hızlı soktu ya oyuna. Maçın öncesinde top toplayıcı çocuklarla toplantı yapmış. Demiş ki biz bak top bize geldi mi de hemen verin demiş. Çocuklar bunu söylemiş. Karakter. Tadic diyor ki kolay bir maç olmadı. Twente iyi bir takım ve iyi oynamayı biliyorlar. Bir gol attılar. Ancak sonrasında taraftarlarımız maçın ne kadar önemli olduğunu bize hissettirdi. Bizim için itici güç oldular. Tabii ki kırmızı kartta belirleyici oldu. İkinci yarıda iyi bir iş çıkarttık. Rakip 10 kişiyken iyi oynamayı başardık. Ligdeki Gaziantep maçının aksine bu da ders çıkardığımızı gösterir diyor. Buraya gelme sebebim Fenerbahçe'ye liderlik etmek. Genç oyunculara örnek olmak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yardımcı olmaya geldim. Yapmamız gereken şey sorumluluk almak ve taraftarımızı mutlu etmek. Sen, senin, senin Allah'ına kurban be. Allah Allah'ına kurban ve şu ifadeler ya bu takım benimseme böyle bir şey. İrfancan Can Kahveci bence maçın adamı ama takdiri size bırakıyorum. Her geçen hafta hem takım olarak hem de bireysel olarak performansımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur diyor. 7 resmi maç 4 gol 3 asist. Şimdi diyebilirsiniz ya hocam takımlar dandik şimdi oynadığımız takımlar basit takımlar diyebilirsiniz. Olabilir. Bir şey diyemem. Ama oynadığım o basit takımlar o basit rakipler var ya hani senin basit gördüğün hiç de basit değiller. Zimbru o kadar basit miydi sizce? Bence değildi. Maribor o kadar basit miydi sizce? Bence değildi. Galatasaray'ın oynadığı rakip daha basitti. Twente basit mi sizce? Bence değil. O basit, şu basit, bu basit. Bir çıkın Allah aşkına. Bir çıkın. Çıkın. Herkesi basitleştirmekten bir çıkın. Oynadığımız bir futbol var. Bir oyun var. Bak. Hadiçin e, hani penaltıdan gol atması sevindirdi beni. Çünkü istedi. Ha bana kalırsa bana kalırsa Fenerbahçe'deki en kötü tadış performansını izledik desem herhalde yalan söylemiş olmam. Bana kalırsa. Ama gitti golle süsledi. Olması gereken de buydu. Ben şunu ısrarla söyleyeyim. <laughs> Fenerbahçe'nin 12 numarası itici güçü taraftardır. Taraftar susamaz abi. Susma lüksü yok. Susma lüksü yok. Susarsa şampiyonluklar kaçar. Susarsa takım geriye gider. Susarsa takım perişan olur. Susarsa takım kötüye gider. Anladınız mı demek istediğimi? Fred mesela. Anlata anlata bitiremem ben Fred'i bugün. İsmail Kartal transferi açıkladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrılığı açıkladı desem daha doğru olur. İsmail Kartal Tvente maçının ardından <laughs> yaptığı kısa konuşmayı önce konuşalım. Uzun konuşmayı zaten kulüp paylaşır. Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Geçe uzun uzun konuşayım ya. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmamızı yapmak istediklerimizi Maçın başında onlar bize yaptı. Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı. Bright, Osay, Samuel gibi. Onları sonradan oyun almayı tercih ettik. Bir birden sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan'la Bright'ı oyun aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum demiş. <laughs> taraftarlarım. Taraftarlarımız. Fenerbahçe taraftarı. Görüyor musunuz? Bak taraftarlarım. Bunu unutmayın. Bunu var ya hiçbir zaman unutmayın. Taraftarlarım. Yani bu adam Fenerbahçe'nin bak bu adam Fenerbahçe'nin inanın ee, yüreğine sak saklamış ya. Yüreğine kazımış daha doğrusu saklamış demeyeyim. Fred'le ilgili hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri gelinde ileri çıkmasını istiyorum. Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6 8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsa onu 6'da oynatabiliriz diyor. Altay. Altay hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun önemli oyuncularından birisi. Ankara gücünde onu ilk ben oynattım. Süper Lig'de de ilk ben oynattım. Ona çok güveniyordum. Fenerbahçe'ye geldi. A milli takıma yükseldi. Futbolda bunlar oluyor. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir serüven başladı. Kendisine bu yolculukta canı gönülden başarılar diliyorum dedi. ile ilgili Livakovic ile ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız diyor. Maçların ertelenmesiyle ilgili de bir görüş var. Federasyonun aldığı bir karar. Biz herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Hollanda'da da böyle bir karar alındı. <laughs> İyi ki almışlar. Beş yiyip gittiler. Biz de buna uyduk diyor. İsmail Kartal. Valla aklınızda bir şey kaldı mı bilmiyorum. Hocam puanlar mısın? Ya 5-1 kazanılan maçın ardından da hani şuna 5 şuna 2 şuna 4 desem ayıp etmiş olurum. Ama dikkat çekeceğim bir yer var. Hocam Fenerbahçe'nin rakibi niye 10 kişi kalıyor? Fenerbahçe'nin rakibi niye 10 kişi kalıyor biliyor musunuz? Adaletli hakem yönetiminde. Gaziantep maçında Gaziantep 10 kişi kaldı. Alkışlamalar, bilmem ne yapmalar, çeşitli çeşitli şekil şükür hareketler. Burada da öyle. Kısaca kısa bir puanlayayım. İrfan Can 6.9 vermişler. Size futbolu kim öğrettiyse, size puanlamayı kim öğrettiyse lanet olsun onlara. İrfan Can 6.9 nasıl verebilirsiniz ya? Ya en kötü 8 vermeniz lazım. 2 kurtarış var ki kritik. Ceza sahası içinden atılan şut 1. 22'de 21 pas isabeti %95. Uzun top isabeti 8'de 7. Bir uzun top hatalı. Ve Hani gole neden olan hatası yok. Net kurtarışlı var. Hani nerede şey? E, net kurtarış. Bak görüyor musunuz? Bizi yalancı SofaScore istatistikten alın, al, alıyor. Ben İrfan Can'a 9 veriyorum. 7'yi gol olsun yiyebilir. Ama hatta 10 veriyorum. Sebebi şu. Maçın kırılma anı oydu. Ferdi'ye 8 vermişler. Bak istatistiği dinleyin. 90 dakika. 1 asist. 1 tehlike engelleme. 1 pas arası. 7'de 6-2'li mücadele kazanma. 2'de 2 hava topu kazanma. 77-68 pas isabeti %88. Bir kilit pas yani şut pası. Uzun top isabeti 6'da 5. Top sürme girişimi 5'te 4. Kesinlikle 10. Dusan Tadic'e 7.7 vermişler. Ben beğenmedim ama bir gol tamam. 30'da 23 pas isabeti %77. Orta isabeti 7'de 5. Kilit pas 3. Şut pası 3. Bak kötü demem bundan. Uzun top isabeti 1'de 0. İsabetli şut 1 isabetsiz 1. 4'te 3 top sürme girişimi. ikili mücadele 12'de 5. Top kaybı 15 bir faul. Bir kez offside'a düşmüş. iki top çalma bir adam kaçırma. 7.7 vermişler ama ben Tadiç'e bu maç üzerinde 7.5 veriyorum. Fred'e 7.5 vermişler. Bak istatistiğe bak. 90 dakika. 67 53 isabetli pas. 2 kilit pas. 1'de 1 orta. 3'te 3 uzun top isabetli. Engellenen şut. 1 top sürme girişimi. 3'te 3. İkili mücadele 11'de 8. Hava topu 3'te 1. 3 kez kendisine faal yapmış. 1 tehlike engelleme, 2 pas arası, 2 top çalma kesinlikle 10. Yani abartısız 10. Ha. Yanlış anlamayın. Maçı kaz kazanmamış olsak hocam 1-1 bir bir berabere bitseydi kaç verirdin? O zaman 8 verirdim. Böyle de söyleyeyim niyetimi de anlayın yani. Biraz da hocalarımızı şımartmak istiyorum. Osterwold 7.5 ye vermiş. Kesinlikle Osterwold'e 7.5'tan daha fazlasını hak etti. Bir gol, tehlike engelleme, bir pas arası, bir top çalma, bir Kili mücadele kazanma 10'da 4. Hava topu 4'te 4 kazanmış. 5 faul yapmış. Kendisine bir kez faul yapılmış. 7'de 3 uzun top isabeti. 2 isabetli şut. 1 isabetsiz şut. 3'te 2 top sürme girişimi. Kaçan büyük şans 1. O şey. Soldan korner kullanılıyor. Öndeki sektörü. Roster kafayı vuruyor. Avuta gidiyor. O, fırsat o. Roster ne? Ya adaletli bir puan vereyim. İrfan Can'a 8.7. Ferdi'ye 9.6. Osterwald'e 8.3. Ciku'ya ben 7.9 veririm. Mert Müldür çok da kötü değildi. 7.1 vereyim. İsmail Yüksek 8.5. Fred 9.2. Tadic 7.2. Şimanski 9.8. 83 dakika bir gol bir asist 19'da 14 pas isabeti yani 5 hatası var o yüzden puanı kırdım 6'da 3 orta isabeti, 5'te 3 uzun top isabeti, 2 isabetli şut, 1 isabetsiz şut, 1 engellenen şut, 1'de 0 top sürme girişimi, 6'da 3 ikili mücadele, 2'de 2 hava topu kazanma, 1 şut engelleme, 1 top çalma, 1 adam kaçırma diyor. Kent 7.2 diyeyim. Sağda biraz sanki yapamadı gibi. Bat şu 6.7 ben de katılıyorum. Oyuna sonradan girenler İrfancan 10.0. O Samuel Samuel 9.7 Edinceko 6. Edinceko da 8.0 Bartu Elmas 7.1 Mert Hakan 6.8 Şimdi şu istatistik toplu oynama 68-32 %68-32 Top, Toplam şut 21'e 7 İsabetli şut 10'a 3 İsabetsiz 6'ya 2 Şut engelleme 5'e 2 7'de 0 korner Offside 4'te 0 Paul 13 17. Sarı kart 2'ye 1. Kırmızı kart 0'a 1. Ee, büyük şans 3'e 2. Kaçan büyük şans 1'e 1. Direkten dönen rakibin bir tane topu ki o da gol oldu zaten. Hani kaçan büyük şans dediği o. Sonra da gol oldu zaten. 2 tane şans diyor ya. Biri direkten döndü. Öbürü de direkt gol pozisyonu. Yani bir pozisyonu. Kontra atak bir kontra atak şutu bir. Ceza sahası içinden şut 17'ye 3. Ha, rakip eksik kaldı. Bize şu lazım. İsabetli pas 458'e 174. Uzun top 51'de 34, 61'de 18. Yani uzun topta bayağı başarılıyız. Top sürme girişimi 23'de 15, 8'de 3. Yani rakibi kanatlardan getirmemişiz. Rakibe ortadan gelmiş. Top kaybı 125'e 113. Kazanılan ikili mücadele sayısı 74'e 37. İşte kritik yer burası. Bizi koymuşuz almışız. Kazanılan ama topu 26'ya 8. Hocam rakip 10 kişiydi. Bunun 10 kişinin alakası yok yalnız. Bunun 10 kişinin alakası yok onu belirteyim. Bu gerçekten 10 kişiyle alakalı olmayan bir durum. Ee, sonuç olarak kazandık. Mutluyuz. Evimizdeki maçı kazandık. Çok 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 mutluyuz. Oster Voldey'i kazandık. Bu arada Emir Ortakaya devre arasında dedim ama büyük ihtimalle bazılarınız duymamıştır. Emir Ortakaya arkadaşlar Kocaeli Spor'da onu söyleyeyim. An itibariyle Kocaeli Spor Emir Ortakaya'ya anlaşmayı sağladı. Artık gitti diyebiliriz. Hadici konuştuk. Ee, Hakemin sıkıntısı vardı. Rakip kaleye yıkmamız lazım. Bak Şu ay Ceko yapabilirdik. İsmail'de de şöyle bir özellik var aklıma gelmiş ki. İsmail yüksek. Topu bir dürtmeyi seviyor ya. Yani hemen verse vermiyor. Bekliyor bir dürtüyor. Dürtmeyi çok seviyor. O yüzden saçma pasatası yapıyor. Hani 6 numara çok iyi. Ama kaleye yakın yerlerde bir hata yapacak diye de korkmuyor. Değilim. Fenerbahçe'nin performansı gerçekten çok güzeldi. Hani Livakovic, Altay olayı. Her ikisinde yolu açık olsun. Muhtemelen açıklamalar gelecektir. Ama ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal resmen açıkladı. Rakip teknik dur, 5-1'i ben de beklemiyordum demiş. Bence Tur Fenerbahçe'ye geldi. Ekambi de bu arada Arap takımıyla imzalamış. Ee, keşke Greenwood çekebilsek. Hani diyorlar ya Greenwood Hani Joshua King mesela bugünkü maçta oynatılmadı. Düşünülebilir bir isimdi ama bence Joshua King'in ben de Joshua King'in gitmesini vereyim mi ya? Onun kapını vereyim mi? Hadi ben de Joshua King'in gitme kapını vereyim. Joshua King de gidecek arkadaşlar. Olur mu? Ben de onun gitme kapını verdim. Yani 3 tane yok 3 tane değil. 2 gideni açıklamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bu videoyu gece çekiyorum ama siz izlemeye 36.200 olacaktır eminim arkadaşlar. Görüşmek üzere.